Selamun aleyküm kadırlı okuçlar. Fazlaki dersimiz aynı bir burç çekmiş. Sinüs, kosinüs, tangens ve katangens arasındaki münasebetler hesaplanadı. Hoş, biz bu dersimizde öğrenmemiz gerek. Bu asosiy formüller, mana shu quyidagi yozilgan formüller hesaplanadı. Bu yerde sinüs kvadrat alfa koşamız, kosinüs kvadrat alfa teng birga tenglik. Bu asosiy trigonometrik angat hesaplanadı kadırlı okuçlar. Okuçlar ve biz bunda oldaki derslerimizde bilemiz ki tangens alfa mı sinüs alfa taksim kosinüs alfa geting, katangens alfa ise kosinüs alfa taksim sinüs alfa geting. Bundan kelib chiqadi bularning ko'paytmasi birga teng hisoblanadi. Ya'ni tangens alfa ko'paygan katangens alfa. Endi mana shu asosiy trigonometrik angatdan sinüs kvadrat alfa topadigan bo'lsak, 1 minus kosinüs kvadrat alfa bo'ladi va undan sinüs alfaning qiymatini topadigan bo'lsak, xuddi o'sha 1 minus kosinüs kvadrat alfadan ildiz bo'lib oldida plus minus ishorasi qo'yiladi, qadrli o'quvchilar. Endi qachon plus qachon minus qo'yiladi degan savolning javobini, ya'ni plus yoki minus ishorasi trigonometrik funksiyaning choragiga bog'liq. Ya'ni mana shu alfa burchakimiz qaysi chorakda joylashganligiga va o'sha chorakda sinusning ishorasiga bog'liq. Agar alfamiz birinchi chorakda yoki ikkinchi chorakda joylashgan bo'lsa, bilamizki sinusimiz bu ikkala chorakda plus, shu holatda plus ishorasi. Agar alfamiz 3 bilan 4-chi chorakda joylashgan bo'lsa, bilamizki bu choraklarda sinusning ishorasi manfiy bo'lgan uchun oldida minus ishorasi bilan qo'yiladi. Xuddi shu tartibda kosinus ham topiladi. Ya'ni kosinus alfa teng 1 minus sinus kvadrat alfa oldida plus minus ishora bilan. Endi bu yerda qachon plus bo'ladi qadrli o'quvchilar? Qachonki kosinus alfamiz 1 bilan 4-chi chorakda bo'lsa, qachonki kosinus alfamiz 2 va 3-chi chorakda bo'lsa, bu yerda minus ishorasi bilan ishlatiladi. Va bulardan tashqari quyidagi formulalar ham bor qadrli o'quvchilar. Bu asosiy formular hisoblanadi. Mana shu o'rganamiz. 1 plus tangens kvadrat alfamiz 1 taqsim sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfaga teng. Mana shu yerdan agar kosinus alfa topadigan bo'lsak, quyidagi shaklda tangens alfa topadigan bo'lsak, quyidagi shaklda hisoblanadi. Endi bu yerda plus yoki minus bo'lishi alfamiz qaysi chorakda joylashganligi va o'sha chorakda kosinusning ishorasiga bog'liq. Bu yerda esa plus minus bo'lishi alfamiz qaysi chorakda joylashgani va o'sha chorakdagi tangensning ishorasiga bog'liq. Xuddi shu tartibda 1 plus dan katangens kvadrat ham teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa va bu yerdan sinusni topsa quyidagicha, kosinus topsa katangensni topsa quyidagicha holatda hisoblanadi. Endi bizlarga misol berilgan qadrli o'quvchilar. Birinchi misol sinus alfamiz teng minusdan 2 taqsim 5 bo'lganda va alfamiz pi'dan katta va 3 pi taqsim 2 dan kichik, ya'ni 3-chi chorakda joylashgan paytda kosinus alfani, tangens alfani va katangens alfani topishning misoli berilgan. Kosinus alfani topish uchun mana shu formadan foydalanamiz qadrli o'quvchilar. Ya'ni kosinus alfamiz 1 minus sinus kvadrat alfa oldida plus yoki minus ishorasi bilan. Endi bizda plus mi minus mi qayerdan bilamiz qadrli o'quvchilar? Alfa qaysi chorakda, degan alfa 3-chi chorakda. 3-chi chorakda kosinus nimaga teng? 3-chi chorakda kosinusimiz manfiy bo'lgani uchun oldiga minus ishorasini qo'yib hisoblaymiz. Demak, oldiga minus ishorasini qo'yib 1 minus sinus kvadrat alfani hisoblaydigan bo'lsak, oldiga minus qo'ygan 1 minusdan minus 2 taqsim 5 ning kavus kvadrati va buni hisoblaydigan bo'lsak, minusdan ildiz ostida 21 taqsim 5 qolyapti. Endi bizga sinus alfa bor, kosinus alfa bor. Tangens alfani oddiy sinus alfa taqsim kosinus alfadan topsak ham bo'ladi. Ya'ni sinusning qiymatini kosinusning qiymatiga bo'lamiz. Keyin bu yerda 2 taqsim ildiz ostida 21. Katangens alfani topish uchun esa kosinusni sinusga bo'lsak ham bo'ladi qadrli o'quvchilar. Yoki 1 taqsim tangens deb mana shundan foydalansak ham bo'ladi. Chunki tangensni katangensga teng bo'lsak, birga teng. Tangensni agar katangensni topadigan bo'lsak, 1 taqsim tangens hisoblanadi qadrli o'quvchilar. Endi biz tangens alfani topish uchun sinusni kosinusga bo'lishdan tashqari mana formadan foydalansak ham bo'lar edi. Ya'ni 1 minus 1 taqsim kosinus kvadrat va minus 1 ildiz ostida keyin plus minus qo'yib, ya'ni bu yerda 3-chi chorak bo'lgan uchun minus ishorasini qo'yib hisoblab ketsak ham bo'lar edi. 3-chi chorak bo'lgan uchun tangensda plus ishorasini qo'yib hisoblab ketsak ham bo'lar edi qadrli o'quvchilar. Katangens uchun bundan foydalansak ham bo'ladi. Nu xohlasak mana shu formuladan foydalansak ham bo'ladi. Endi ikkinchi misolimiz hisoblanish sharti bilan beryapti. Sinus alfamiz 2 taqsim 3 ga teng va alfamiz pi taqsim 2 dan katta va pi dan kichik, ya'ni ikkinchi chorakda joylashgan deyapti. Bu yerda kosinus alfani topish kerak. Kosinus alfani topadigan bo'lsak, mana shu formuladan foydalanamiz va oldiga plus yoki minus bo'lishini qayerdan bilamiz. Demak, alfamiz 2-chi chorak ekan. 2-chi chorakda nima kerak? Kosinusmi? Demak, 2-chi chorakda kosinusimiz manfiy bo'lgani uchun bu yerga ko'plarda bo'ladigan muammo. Tengdan bu tomonga qaraydi, ya'ni sinus qatnashyapti, bizga 2-chi chorakda sinus kerak deb bu yerga plus qo'yib ketadilar va bu xato. Bizga qanaqa funksiya kerak? Kosinus degan funksiya kerak. Demak, biz kosinusning berilgan 2-chi chorakdagi qiymatini olishimiz, ishorasini olishimiz kerak qadrli o'quvchilar. Va buni hisoblaymiz, hisoblaydigan bo'lsak minusdan 4 taqsim 5 chiqyapti. Endi 3-chi misol aytyapti. T
Tenglik aynı bir vaqtda bajariladimi deyapti. Xo'sh, aynı bir vaqtda bajariladimi deyapti. Xo'sh, bajariladi yoki bajarilmaydi degan javobni berish uchun qanaqa beramiz kadrlar o'quvchilar? Agar trigonometrik tenglik, ya'ni ma'lum bir alfa burchak uchun sinus yoki tangensni bersa, yoki kosinus yoki kotangens xohlagan qanaqadir burchakni bersa, agarda bu yerda, misol uchun sinus kvadrat plus kosinus kvadrat birga teng tenglik bajarilsa, bu aynı bir alfa burchak uchun bajarilgan trigonometrik tenglik hisoblanadi. Agar x kvadratda, ya'ni asosiy trigonometrik angiyat deb bilamizki, qadrli o'quvchilar, mana bu yerda yozib qo'yganmiz, mana shu asosiy trigonometrik angiyat bajarilmasa, bu alfaning ma'lum bir burchagida sinus yoki kosinuslar o'sha qiymatga ega bo'la olmaydi degani. Ya'ni bir vaqtda ikkalasi ham o'sha qiymatga ega bo'lishi mumkin emas degani. Endi aytyapti, sinus alfamiz -4/5, kosinus alfamiz -3/5 ga teng. Demak, qani tekshirishimiz kerak. Agarda sinus kvadrat alfaga kosinus kvadrat alfani qo'shadigan bo'lsak, bir hosil bo'ladigan bo'lsa, bilingki, bu tenglik bir vaqtda bajariladi. Bu tenglik bir vaqtda bajariladi va bajariladi deb javob beramiz. X kvadratda mana shu ikkalasi bir vaqtda bajarilmas, ya'ni sinus kvadrat alfaga kosinus kvadrat alfani qo'shgan paytimizga birga teng bo'lgan tenglik bajarilmasa, demak kim bu ifodalar bir vaqtda o'sha qiymatlarga erisha olmaydi. Endi biz tekshirib ko'ramiz. -4/5 ning kvadratiga -3/5 ning kvadratini qo'shsak 25/25 bo'ladi. Ya'ni 16/25 +9/25 bularni qo'shadigan bo'lsak 25/25 teng 1. Demak, bir teng bir chiqyapti. Demak, to'g'ri tenglik chiqyapti. Demak, mana shu tengliklar bir vaqtda bajarilishi mumkin ekan. Ya'ni sinusning qiymati minusdan 5dan 4 bo'lgan paytda kosinusning qiymati minusdan 5dan 3 bo'lishi mumkin ekan, qadrli o'quvchilar. Endi keyingi misolimiz 6-chi misol ekan. 6-chi misolimiz aytyapti, katangens alfamiz ildizosida 2 bo'lsa va alfamiz pi'dan katta va 3π/2dan kichik bo'lsa, ya'ni 3-chi chorakda joylashgan bo'lsa, sinus alfaning qiymatini toping deyapti, qadrli o'quvchilar. Demak, qanaqa topamiz? Sinus alfaning qiymatini topish uchun, demak, katangens alfa berilgan paytda sinus alfaning qiymatini mana formuladan topsak bo'lar edi. Ya'ni +-1/1+dan katangens kvadrat alfa. Demak, +-1/1+dan katangens kvadrat alfa. Demak, bu yerda plus yoki minus bo'lishi nimaga bog'liq? Alfa qaysi chorakda? 3-chi chorakda. 3-chi chorakda bizga nima kerak? Sinus kerak. Demak, sinusimiz 3-chi chorakda manfiy bo'lgani uchun oldiga minus ishorasi qo'yiladi va bu yoq hisobda bajarilgandan keyin -1/3 3 chiqyapti. 3 chiqyapti. Buning javobi qadrli o'quvchilar. Endi keyingi misolimiz kosinus 4 alamiz, ayramiz sinus 4 ning 1/8 bo'lsa, bizga kosinus alfa va sinus alfani topishni so'rayapti. Demak, kosinus 4 minusdan sinus 4 imiz 1/8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, uni quyidagicha yozsak bo'ladi, qadrli o'quvchilar. Kosinus kvadratning kvadrati ayramiz sinus kvadratning kvadrati teng 1/8 deb turib, demak, buni ikkala qovusga aylantiradigan bo'lsak, kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa ko'paygan kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa teng. Demak, bularni qo'shadigan bo'lsak, nima qo'shamiz deb shakllantiradigan bo'lsak 1/8 ga va bu yerdan kosinus kvadrat plus sinus kvadratni o'rniga 1 qo'yib kelsak, demak, kosinus kvadrat minus sinus kvadratimiz 1/8 ga teng va kosinus kvadrat plus sinus kvadratimiz 1 ga teng. Agar bularni qo'shadigan bo'lsak, 2 marta kosinus kvadrat, demak, 1/1, ya'ni 1+1/8 hisoblaydigan bo'lsak 9/8 hisoblaydi va bundan biz kosinus kvadrat alfani topadigan bo'lsak 9/16, ya'ni 1/3/4 chiqyapti. Agar xo'sh, endi kosinus alfani topgan bo'lsak, sinus alfani topish uchun esa 1-dan kosinus kvadrat alfa deymiz. Demak, bu 1-dan, demak, kosinus kvadrat alfamiz 9/16, ayiradigan bo'lsak 7/16. Agar sinusni topadigan bo'lsak, ildizda +-dan 7/16 da ildiz 4 hisoblanadi, qadrli o'quvchilar. Keyingi misolimiz 9-chi misoldan ekan. 9-chi misolni sharti aytyapti. Agar tangens alfamiz 2 ga teng bo'lsa, quyidagini hisoblang. Sinus kvadrat plus sinus x ko'paygan kosinus x taqsim kosinus kvadrat plus 3 marta kosinus x ko'paygan sinus x teng. Ya'ni o'shaning qiymatini hisoblashimiz kerak, qadrli o'quvchilar. Bizaga beryapti faqat tangens alfaning 2 ga teng ekanligini. Lekin bizaga bergan misolda sinus alfa ham kosinus alfa ham qatnashyapti. Endi buning eng zo'r varianti, qadrli o'quvchilar, ko'ryapmiz. Bu yerda sinus kvadrat sinus kosinus, bu yerda kosinus kvadrat kosinus sinus. Demak, tenglikning ikkala tomonini kosinus kvadratga bo'lib olsak, ya'ni suratni ham maxrajni ham, demak, bu tenglikka ta'sir qilmaydi. Demak, sinus kvadrat xni kosinus kvadrat xga bo'lamiz, keyin plusdan sinus x ko'paygan kosinus xni kosinus kvadrat xga bo'lamiz va maxrajda kosinus kvadratni kosinus kvadratga plusdan 3 marta kosinus x sinus xni kosinus kvadratga bo'lamiz. Mana bu ikkalasi
kvadrat kosinüs çıkıyor çıktı tangens kvadrat alfanı verdi bana bu kosinüslerin bir tanesi çıkar plus tangens alfanı verdi bu yerde ise tangens kvadrat bu yerde ise bir çık yaptı kim plus'tan bana bunlar bir tanesi çıkar üç merte tangens alfanı verdi bilmemiz ki tangens alfanı kıymet iki getin onu yakıp kusurlu işlerini beceren zor cevap alt tasım yedi çık yaptı bunun kadarlı okuyucular. Hoş. İndi keyinki misalımızı gekele diyen bulsak. Keyinki misalımız kan 9. misaldan iken tangens alfamız 2 kat ögen teyin bulgen pette. 2 merta sinüs alfa plus kosinüs alfa taksın 5 merta sinüs alfa minus kosinüs alfanın kıymatı topşunuzu sorabdi. İndi bu yerde teyinlik suratını ve mahracını nümege bölsek, kosinüs alfa gebele diyen bulsak. Demek bu alakoda mahrajdayımız yani yani bir de 2 merta sinüs alfa taksın kosinüs alfa plus da 3 merta kosinüs alfa taksın kosinüs alfa makrajda 5 merta sinüs alfa taksın kosinüs alfa ayramız kosinüs alfa taksın kosinüs alfa bu da 2 kere tangens alfanı verdi bu da 2 sayıp git yaptı demek 2 merta tangens alfa plus 1 bir de 5 merta tangens alfa minus 5 ek 5 bir de 5 merta tangens alfa minus 1'ni verdi kadırlı okuyucular ve bu yerde tangens alfanın oranına 2'ni koyup soplamız ve okurda netice 1 çık yaptı kadırlı okuyucular. İndi keyinki misolni tenglikni isbotlash sharti bilan beryapti. Tangens alfa plus kotangens alfamiz 2 dan katta yoki teng tenglikni isbotlashimiz kerak qadrli o'quvchilar. Xo'sh, biz buni isbotlash uchun Cauchy tengsligidan foydalanamiz. Cauchy tengsligi aytadi, ikkita sonning o'rta arifmetika ularning o'rta geometrikidan katta yoki teng. Demak, bu yerdan mana mahrajdagi 2 ni bu tomonga o'tiramiz. 2 marta a ko'paygan bu ham katta yoki teng a plus bundan. Bu asosiy trigonometrik aynalardan hisoblanadi. Xo'sh, endi mana bir de A'nın oranına bu demek Cauchy tengsligidan faydalanamız. Cauchy tengsligi iki sonun orta arifmetik orta geometrik katta yoki teng. Mana bir de ikkini bu tomonga o'tiryapmiz. Ve A'nın oranına tangens alfa, bunun oranına katangens alfa koyup hisoblashlarni bajaramiz. Demek tangens alfa plus katangens alfa katta yoki teng. İki marta tangens alfa ko'paygan katangens alfa. Ve bilamiz ki tangens alfa katangens alfamiz birga teng. Demek tangens alfa plus katangens alfamiz katta yoki teng. İkkidan hisoblanadi qadrli o'quvchilar. İspatlaş gerek edin ben ispatladık. Şimdi sinüs alfa plus kosinüs alfamız pogetin bolsa kuyudakilerini topin. Yani bize topuşumuz gerek. Sinüs alfa köpeygen kosinüs alfanı, sinüs kub alfa plus kosinüs kub alfanı, sinüs 4 alfa plus kosinüs 4 alfanı, sinüs 6 alfa plus kosinüs 6 alfanı kıymetlerini p arkalı ifadalaşımız gerek kadirli okuçlar. Şimdi biz bunlar gerek toktara bu da diyen bulsak, biz bilemiz ki sinüs alfa plus kosinüs alfamız pogetin. Demek bunların kvadrat kek ötürüyordu yamuşak. Sinüs kvadrat plus 2 sinüs kosinüs alfa plus kosinüs kvadrat p'nı kvadratı keten. Sinüs kvadratına kosinüs kvadratının yığıntısı 1 yeten. 1 plus da 2 merta sinüs alfa kosinüs alfa p'nın kvadratı keten. Bu yerden 2 merta sinüs alfamız p kvadrat minus 1 keten. Bu yerden 2'ye böyle diyen bulsak. Çünkü 2 merta sinüs kvadrat kosinüs kvadrat bu. P'nın kvadratı minus 1 taksım 2 soplan yaptı. Kadırlı okuşlar. Şimdi ikincisi bu sinüs kvadrat alfa plus kosinüs kvadrat alfa teng bir yani por kalif olarak şey bir de hiç kanaka sepoya uğrun yok. Çünkü bunu özü asosiy trigonometrik aniyat bulup bir hesaplanadı. İkincisi sinüs kub plus kosinüs kub alfa bunu a'nın kubu plus b'nin kubu getirecek yani a plus b a kvadrat minus a b plus b kvadrat yani a'nın oranına sinüs b'nin oranına kosinüs kubu yok çıkardık. Bilemiz ki sinüs x plus kosinüs x bir yeteng ve bana bu içinde yine diller yine xo'sh, mana bu ikkalasini yig'intisi poga teng. Mana buni ichini yana cos kvadratga aylantiramiz. Ya'ni sinus kvadrat alfa minus sinus alfa ko'paygan kosinus alfa plusdan kosinus kvadrat alfa. Qadrli o'quvchilar. Xo'sh, bu yerdan mana bu kosinus ichini demak sinus plus kosinusning cos kvadrati minus 3 marta sinus x sinus alfa kosinus alfa. Ya'ni mana buni ochib chiqadigan bo'lsak sinüs kvadrat ve kosinüs kvadrat kilit çıkardı. Orta ise 2 merta sinüs alfa kosinüs alfa bana verdi. 3 merta bile minus 1 merta skoladı. Demek sinüs alfa plus kosinüs alfanın oranına p koyamız. Demek p köpeygen p'nin kvadratı minustan 3 merta. Bana sinüs alfa köpeygen kosinüs alfanın oranına p kvadrat minus 1 tasım 2. Ve bunu hesaplayı diyen bozak. Mahraj verip kadarlı okuyucular. Sinüs kub alfa plus kosinüs kub alfamız kuyudaki formüle gekeledi. Yani 3 p alam minustan p'nin kubu tasım 2. Yani p'miz eğer de sinüs alfa plus kosinüs alfa bulsa. Şimdi kendisi sinüs 4 plus kosinüs 4'ün kuyudaki yoksak bu adı. Demek onu
sinüs kvadrat plus kosinüs kvadratın kvadratı minus 2 marta sinüs kvadrat kosinüs kvadrat alfa diyecek oladı. Ve bana bunu bir getirin. Birinin kvadratı minustan. Demek 2 marta sinüs alfa köpeğin kosinüs alfanın kvadratı. 1 minus da 2 marta sinüs alfa köpeğin kosinüs alfamız p kvadrat minus 1 tasım 2. Demek oşanın kosinüs kvadratı. Şimdi kosinüs açık sohbet edeceğim bu sek. Sinüs 4 alfa plus kosinüs 4 alfamız minustan p'nin 4'üncüsü. Kim plustan 1 tasım 2 getirin hesaplanırdı kadırlı okuyucular. Şimdi ikinci misalımız gösterilirken bu ise sinüs 6 plus kosinüs 6'ını topuş gerek. Demek bunu sinüs kvadratının kubu plusdan kosinüs kvadratının kubu dediğim bu ise. Ve bunu sinüs kvadrat plus kosinüs kvadrat. Bana bunu kosinüs 4 minusdan sinüs kvadrat kosinüs kvadrat plusdan kosinüs 4 kısap olacak buladı. Demek bunu örneğe bir koy dediğim bu ise. Bana bu sinüs 4 plus kosinüs 4 neyse sinüs kvadratının kvadratı plusdan sinüs kosinüs kvadrat alfanın kvadratı. Minus da 3 mörte sinüs kvadrat alfa kepeyken kosinüs kvadrat alfa hesaplanır iken. Hoş, mene şerden sinüs kvadrat alfa plus kosinüs kvadrat alfanın oranına bir koy yapmız. 3 mörte sinüs alfa minus sinüs alfa kepeyken kosinüs alfanın kosinüs kvadratının oranına. Demek p minus 1'nin taksım 2'nin kos kvadratı. Ve kısa kitabışlarında genç sinüs, sinüs 6 alfa plus kosinüs 6 alfamız 5 minustan 3 pi kvadrat taksim 2 kvadrat yekil yaptı. Şimdi ikinci sualımız bu mevzumuzun ahirki misalı hesaplarında kadırlı okuyucular. Eğer de sinüs alfamız 5'te 3 ve alfamız 0'dan 2'de 90 gradından küçük olsa 1 plus tangens alfa taksim 1 minus tangens alfanın kıymetini hesaplaşmamız gerek kadırlı okuyucular. Sinüs alfa belirgen yani demek biz bulamış ki bundan kosinüs alfanı topsak buladı. Yani bu 1 minustan sinüs kvadrat alfa hesaplandı. Fakat bölüşümüz gerek oldu da plus yok ki minus iş orası duruşun. Bunu kayırdan bulamış kadırlı okuyucular. Demek bu birinci çoğuk deyken birinci çoğukta kosinüsümüz müsbet bugün için bir gen müsbet koyalımız. Demek bu 1 minustan 9 taksın 25 kısopla deyken bu 4 taksın 5. Yani tangens alfanı topla deyken bu sinüs alfa taksın kosinüs alfa. Sinüs alfanın oranı gel ve kosinüs alfanın oranı gel kıymetlerini koyup kısopla 3 taksın 4. Ve bize gel 1 plus tangens alfa taksın 1 minus tangens alfa gerek gelir. Demek bu 1 plus'tan 4'ten 3 ve 1 minustan 4'ten 3 kısoplanadı. Surat makarı şeklinde ve suratta çıkan cevap makarıda çıkan cevap ki sonra böyle diyen bulsak bunun cevabı 7 çıkardı. Kodgen bu sorularını şöyle okşatı bir testle kadırlı okuyucular. Okuşlarına omet, işlerine ruhu, sok dolamat bulunurlar. Kendi kilisede görüşkünce.